1'den 4'e kadar fx dx'in integrali 6'ya ve 1'den 7'ye kadar fx dx'in integrali de 11'e eşitmiş. Bizden fx dx'in 4-7 aralığındaki integralini bulmamızı istiyorlar. Evet, bunlar y eşittir fx ile x ekseni arasında kalan alanlar. fx'in tanımını bilmiyoruz ama bu alanları gözümün önüne getirebilmek için fx için tahmini bir grafik çizmek istiyorum. Evet, daha koyu bir renk kullanayım. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Bize verdikleri bilgiler 1 ile 7 arasında olduğu için x ekseninde 1 ve 7 aralığını işaretleyeyim. 1, bir saniye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i de ekleyelim. Az önce de söylediğim gibi soruda verilen bilgiler 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 aralığını kapsıyor. Bu da 8. Şimdi bir de y eşittir fx için rastgele bir grafik çizeceğim. Evet, diyelim ki y eşittir fx'in grafiği buna benzeyen bir şey olsun. Evet, y eşittir fx. Eksenlere de isimlerini yazalım. x ve y. Şimdi, bu integrallerin ne anlama geldiklerini inceleyelim. 1, 4 aralığındaki belirli integral, 1'den 4'e kadar eğri ile x ekseni arasında kalan bu alan. Evet, 6'ya eşitmiş. Sonra 4, 7 aralığındaki alan var. O alan, bizden bulmamızı istedikleri bu integrali temsil ediyor değil mi? fx dx'in 4, 7 aralığındaki belirli integrali. Peki, başka? Bir saniye, hemen şunun da altını çizeyim. Bu, y eşittir f x eğrisinin altında, x ekseninin üstünde kalan ve 4 ile 7 arasındaki alan. Bize bir de şu bilgiyi vermişler. 1, 7 aralığındaki belirli integral. Evet, 1'den 7'ye kadar olan bu aralıktan bahsediyorum. Bunun, buradaki iki alanın toplamı olduğunu görebiliyorsunuz, öyle değil mi? O halde bunu fx dx'in 1, 4 aralığındaki integrali artı fx dx'in 4, 7 aralığındaki integrali eşittir fx dx'in 1, 7 aralığındaki integrali olarak yazabiliriz. Ne olduğunu anladınız değil mi? Birinci integral 1'den 4'e, ikincisi de 4'ten 7'ye olduğu için bunları topladığımızda 1'den 7'ye kadar olan integrali elde ediyoruz. Buna ek olarak bu integralin altı, Aynı rengi kullanayım, evet. Bunun 6, bunun da 11 olduğunu biliyoruz. 6 artı bu 11 ediyorsa, bu integralin değeri 5 olmalı. Evet, bu integral yani fx dx'in 4-7 aralığındaki integrali 5'miş. Bir kez daha göstermem gerekirse, bu alan eğer, renk değiştirmekte zorlanıyorum, eğer bu alan 6 toplam alan yani bu artı bu da 11 ise, turuncuyla işaretlediğimiz alanın 11 eksi 6'dan 5'e eşit olması gerekiyor. Hepsi bu.